düştü. Çok enteresan. Tip anında olaya müdahale etti. Hı. Ve pijamalarla müstehcenlik maddesini kullanarak o içeriklere müdahale etti. Yani normal bir vatandaş da gelebilir. Yani ya kendinizi görevli sayın, deyin ki normal bir vatandaşın da bu şekilde bir talebini karşılayacağız deyin. Ya da normal vatandaşın talebini karşılamıyorsanız milletvekilinin talebini niye karşılıyorsunuz? Yani oradan niye görev çıkıyor? Ve yani, az önce söylediğinize de geri geleceğim. Yani TİB aslında kanunda olmayan ama güzel bir uygulama yapıyor. Kanunsuz bir uygulama yapıyor ama işe yarıyor. Şu işte 9. madde sanki zorunlu uygulaması olan bir maddeymiş gibi 8'den önce 9'u uygulattırmaya çalışıyor. Kendisine 8'den yani erişim engelleme istenen bir karar gelirse hemen 9'u uygulamaya çalışıp içerik çıkarmayı yapıyor. O ilgili siteye bir bildirim yapıyor. Onunla bir iletişime geçiyor. İçeriği çıkartıyor. Böylece hani bir şekilde de yarınki gazetelerin manşetlerinde işte çok büyük bir sitenin kapandığı haberinin yayılmasını, yayınlanmasını ve aslında siyasi otoritenin de bundan zarar almasını engellemiş oluyor şahsi kanaatimce. Ama işte orada da karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Birçok internet sitesi, mesela bize de geliyor avukat olarak. Bir vekil geliyor diyor ki işte şu içeriklerden rahatsızım, bunu kaldırın diyor. Biz de site sahibine yazı yazıyoruz. Diyoruz ki bu içerikleri kaldırın. Aa, hemen derhal deyip kaldırıyor çoğu. Veya tip böyle bir yazı yazdığı zaman, bu içerikleri kaldırdığı zaman şimdi insanlar şunu düşünüyor. Ya benim sistem kazara bir engellenirse, tabii, kazara bir şöyle olursa, aman neme lazım. Ben ısrar etmiyorum, iddia da etmiyorum. Tamam, yazıyı kaldırdım, gitti. Gibi bir anlayış. Çünkü adam ekonomik geleceğini düşünüyor. İşte eleman çalıştırıyor, giderleri var, vergi ödüyor, muhabir çalıştırıyor veya ne bileyim işte bazı şeyler, masrafları var. Ben bunda ısrar edersem, yok demokrasi havarisi kesilirsem ekmeğim gidecek deyip yayından çıkarıyor. Bunun tehlikesi nerede? Sansür. Yani böyle bir korku ortamı olursa hiçbir site sahibi ben bu içeriği çıkarmıyorum, ben delikanlıyım deme şansı yok. Yani doğrudan sansür denmese bile bu filtre uygulamalarının bir boyutu sansüre giden yol. Ben yani zaten merkezi olması şu an zaten şaibeli var dememiz için erken ama bunu da görmemek tuhaf olur. Yani önümüzü de görmemek tuhaf olur. Önümüzde olabilecek şeyler bunlar. Peki ne yapacağız? Zaten şimdi 4 Kasım'daydı galiba. Danıştay'a Alternatif Bilişim Derneği tarafından bir dava açıldı bu karar hakkında. Anayasaya aykırılık. Çünkü sonuçta dediğiniz gibi bir kere insan temel hak ve hürriyetleriyle alakalı bir şey. Yani bizim hangi sitelere erişebileceğimiz veya erişemeyeceğimizden bahseden bir kararın aslında kanunla gelmesi. Çünkü temel hak ve hürriyetlerine dokunan kararların kanunla, yani yasama önünde tartışmalardan sonucu bir meclis kararı olarak, bir kanun olarak yayınlanmış olması gerekiyor anayasaya yani göre. Yönetmelikle bir hakkı düzenleyemezsiniz. Yönetmelik bile değil, burada karardan bahsediyoruz. Yani tüzük kurum değil, yönetmelik değil. Bir idari kurumun bir kararından bahsediyoruz ve bir idari kurumun bir kararı şu anda Türkiye'de hepimizin nasıl internete gireceğini uygulamış durumda. Ve hani bunun kriterlerini belirleyecek olan bu kriter belirleme kurulunun da nasıl kurulacağı, içinde kimlerin olacağı vesaire konusunda yine çok ciddi açıklar var. O konuda da bir problem var. Dolayısıyla hani ben o davadan ümitliyim açıkçası. Peki olumsuz bir sonuç çıkarsa ne olacak? O Avrupa İnsan Hakları gidebilirler mı? Tabii. Gidilebilir. Evet. Sonuna kadar gidilebilir. Ama hani iç hukuk yolunun orada tüketilmiş olması lazım ki aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesin diye de Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuru hakkı tanındı. O da önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek. Başka bir sorun daha var yine filtre ile ilgili. Yani aile filtresi, hani içeriğini şu an açıkçası çok olarak anlamadım. Hani ne aile filtresine girecek ne girmeyecek çok bilmiyorum ama çocuk filtresi konusunda da bazı problemlerim var. Şimdi bizim kanunumuz çocuk tanımını Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde G bendinde çocuk diye saymış. Demiş ki 18 yaşını doldurmamış herkes çocuk sayılır demiş. Aynı şekilde Medeni Kanunu'nda da hak ve fiil hak ehliyeti doğumda başlar ama medeni hakları kullanma yeteneği 18 yaşının doldurulmasıyla başlar diye bir şey yazıyor. Yani buradan iki kavramdan da yola çıkarsak 18'in altındaki herkes kanun otomatikman çocuk kabul ediyor. Burada da 0-18 denilen bir yaş grubundan bahsediyoruz. İyi de 7 yaşında olan bir çocukla 17 yaşında olan bir çocuk, kanun çocuk saydığı bir kişinin, ergenin internetten beklentileri, ihtiyaçları aynı olabilir mi? Yani yaş gruplarını ayırdığınız zaman bunu mesela, hani 0-5 yaş arasını zaten internette çok bir etkinliğini beklemiyoruz ama hani
5 ile 10 yaş arası farklı bir beklenti içerisinde çizgi film izleyecek, flash oyunlar oynayacak. İşte bir takım böyle şekilli, sembollü, görsel şeylere daha önem verecek. İşte 10-12 yaşında biraz daha matematiğe merak saracak. 13-14 yaşında karşı cinsi keşfedecek. Ergen olacak. Bir cinsellik gelişimine başlayacak. Cinsel olarak gelişecek. Bunların farkına varacak. Karşı cinse ilgisi olacak. O çocuğa çizgi film seyrettiremezsiniz. Yani bir tür o çocuk karşı cinse yazışacak, karşı cinsi merak edecek. Yani nasıl bir çocuk filtresi öngördünüz ki? Nasıl bir pedagog uzman var ki? Nasıl bir psikolojik psikolog var ki 0-18'in hepsini tek tip yaptı? Yani yok böyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde 0-18 diye böyle bir tanım yoktur. Bir de yani bir tür enformalite mi denir buna? Bir tür suça teşvik mi? Yani hani bunlar çocuk da olmadı galiba zaten. Hani yani zaten hani bir yere kadar tabii ki korumacılık gerekiyor da yani hani biz de olduk o zamanlarda. Yani nasıl aile çocuk filtrelerini açtığımızda bir taraftan biliyoruz o zamanın filtrelerini falan. Ama böyle bir illegaliteye teşvik de var bir bakıma. Yani o ergen çocuklar yapacak bir şeyler ben zaten. Ben şimdi böyle hani 15 yaşında olacağım. Babam da dur ben sana aile filtresi yapacağım ya çocuk filtresi yapacağım. Ben de o şifreyi öğrenmeyeceğim. Mümkün değil ya. Yani hemen anında profil değişecek. Kayıt dışılığa teşvik var yani bir tür zaten. Ya aynı zamanda bu konuda şöyle bir problem de var. 56-51 ilk çıktığından beri sürekli şu deniyordu. Ya engellesinler siteleri hiç önemli değil. Biz nasıl olsa aşıyoruz teknik olarak. Bilmeyenlere de öğretiyoruz. Hiç problem değil diyen bir grup vardı. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü sen bugün teknik olarak aşıyor olabilirsin. Yarın aşamayabilirsin ya da zorlaşabilir. Ya da senin aştığını, mesela bu da var. Senin onu aştığını, filtreyi aşmaya yönelik davranışlar içerisinde bulunduğunu internet servis sağlayacağının devlete yine ihbar etmesine yönelik kararlar gelebilir. Kriminalize etme durumu da var. Aynen zaten. Öyle. Dolayısıyla yani bu tür kadar teknik olarak aşıyoruz, bize değmiyor, problem yok tavrı da çok tehlikeli bir tavır. Çünkü gittikçe seni çembere sıkıştırıyor. Eskiden 56-51 tartışırken sanki hiç derdimiz yokmuş gibi. Şimdi bu kararı tartışıyoruz çünkü. Bu aile profilinden de bahsedeyim. İlk söylediğiniz gibi 56-51 varsa aile profiline niye ihtiyacım var? Hiç anlayamıyorum. Çünkü başkanlığın kendi sitesinde şöyle bir tanımı var aile profilinin. Kumar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik, şiddet, terör, dolandırıcılık, zararlı yazılım. Dolandırıcılığı nasıl anlamadım ya. Yani dolandırıcılık siteleri mi var acaba? Zararlı yazılım yani gibi. Yani dolandırıcılık sitesi yani onu filtreye nasıl alacaksın? Hani neye göre? Zararlı yazılım gibi kategorilerdeki siteleri, kategoriymiş bunlar. Ha buldum. Zeytung oraya alabiliriz. Yani Zeytung ironik haber yapıyor. Aa bak bunlar yanlış haber yapıyor diye oraya alınabilir. Evet. Engelleyen profildir. Çocuk profiline ek olarak kişisel sitelere, forum ve paylaşım sitelerine erişim sunar. Yani çocuk profili kişisel sitelere, forumlara ve paylaşım sitelerine erişim sunmuyormuş. Buradan da sosyal medya sitelerine çocuk profili giremediğimizi anlıyoruz. Sosyal medya, oyun ve sohbet diye de alt kategorisi olacakmış ailenin. Yani siz aile paketi aldığınızda da eğer sosyal medyaya girmek istiyorsanız onu da ayrıca işaretlemeniz gerekiyormuş. Sabahleyin bir yine başka bir televizyonun canlı yayında onu denedik. Hani profil değişikliği yapalım dedik bakalım nasıl olacak diye. Aile çocuk filtresini aldık önce. Biraz sonra aile filtresini alalım dedik. Aile filtresini alırken 3 seçenek sürdü. İşte sosyal ağları kullanmak istemiyorum, oyun sitelerini kullanmak istemiyorum. Sohbet siteleri. İşte sohbet sitelerini kullanmak istemiyorum gibi bir seçenek geldi. Biz de hiçbir seçeneği seçmeden aile profiline geçmek istiyoruz dedik. Zınk uyarı. En az 10 dakika geçmeden profil değiştiremezsiniz. İyi dedik. İyi düşünün kararınızı ona göre verin. Yani orada bir 10 dakikalık da bir sınır yapılmış. Gerçekten çok bu bu şeyler üzerine ben başka bir konuya da değinmek istiyorum. Hani bu ihbarcılık mekanizması. Ya burada hukukun üstünlüğü yani bazen aslında çoğunluğa rağmen de hani hukukun üstünlüğü de lazım gibi geliyor. Çünkü hani şey de var yani benim yakın çevremde çok yok ama yani filtreyi savunanlar da var. Bunu bas bas hani söyleyenler de var. Filtreyi biz de savunuyoruz. Yani biz yani savunmuyor bu değiliz. Haliyle yani bu haliyle bile aslında neyi savunduklarının da çok farkında değiller de. Yani hani böyle bir şey üzerinden aslında gitmek istiyorum bu eksiz sözlüğe olan bu hani böyle bence dijital yerlerin en büyük platformlarından biri. Hı-hı. Yani her şeylerini savunduğumdan falan değil ama o tepkisellik sonra kendi içine susturuldu ama orada o bir trend olma hali de bir ipuçları veriyor yani hukuk. Bazen hani azınlığın hakkını da korumak zaten bu durumda da. Ama ondan önce bir video koymak istiyorum. Biraz şarkılı türkülü olsun.
Occupy Wall Street ile başladık. Onunla bir bakıma bitireceğiz bu son video. Tabii bitmiyor. Ondan sonra devam edeceğiz sohbetimizi ama o videoyu izleyelim. We are the 99%. 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 Sosyal kafa devam ediyor. İnternet filtresini tartışmaya devam ediyoruz. Bahsetmediğimiz bazı açılar var. Şimdi onlara bir bakalım. Evet Serhat, ne yani, diyorsun? Şey diyebilirim. Bu güvenli web.org.tr'ye birazcık ben kafayı takmış durumdayım. Çünkü öyle gözüküyor. Sürekli TİB'in vurgu yaptığı bir site. Hani güvenli web sitesi. Orada bugün şöyle bir şey yazıyordu. İstatistikler kısmında. Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından birisi olan ESET'in yaptırdığı araştırmada internetin en büyük tehdidi ortaya çıktı. İnternette en büyük tehdit çocukların uygunsuz içeriğe maruz kalması diyordu. Gerçekten çok enteresan. Altında da kaynak 2. üst üste Samanyolu Teknoloji yazıyordu. Samanyolu Teknoloji'nin linki de Samanyolu Televizyonu'nun linkiydi.
Hani oradan kaynak alarak böyle bir sonuca varmışlar ve hani olaya bakış açıları, yani güvenli web'e bakış açıları. Biz güvenli web deyince insanların trojandan arınmış, virüsten arınmış, zararlı yazılımdan, istenmeyen yazılımdan, spam'dan arınmış bir web göreceğini zannederken, insanlara güvenli web diye diye aslında içeriğini devletin zorunlu olarak filtrelettirdiği bir webten bahsettiklerini görüyoruz maalesef. Şeyde de vardı ya, İzmir'de konferansta konuşuluyordu. Güvenli internetle internet güvenliği. Evet. Yani maalesef ondan yani. Bahsediyordu. BTK başkanı bahsediyordu galiba. Tayfun Acar bahsediyordu. Hani ikisi farklı kavramlar. İşte internet evet, kurulu muydu acaba onun? Yok. Ben, BTK pardon, başkanı. Tamam. Hani internet güvenliğiyle güvenli internet farklı kavramlar dedi. Birisi internet safety, birisi safety internetle internet security internet şeklinde. Yani. Bizdeki ihmal edilen kısım internet güvenliği. Güvenli evet. internete çok iyi yapıyoruz da internet güvenliği kısmı çok ihmal ediyor. Yani bizim düzenlemeler buna yönelik değil, teknik tedbirler buna yönelik değil. Mesela TÜBİTAK'ta bir birim oluşturuldu, BOME diye. Adı BOME. BOME. Evet. Bilgisayar olayları bilgisayar mücadele ekibi. Mücadele ekibi şeklinde. Ghostbusters gibi bir şey yani. Bu ekip gerçekten iyi niyetli kurulmuş bir ekip ve bilgisayar olaylarına, hani kamu sitelerine yapılacak saldırılar veya işte kamu internet güvenliğini sağlamak üzere kurulmuş. Ama aynı zamanda da bireysel kullanıcıları da tehdit eden güvenlik açıklarını işte yamamak, onlara çözüm önermek, tedbirler üretmek gibi görevleri de var. Ama atıl durumda, yani doğru düz bir bütçesi falan yok. Hani filtrelere kafa yoracaklarına biraz da internet güvenliğine yönelik kafada yorulması hiç de fena olmaz. Hani bunu özel sektöre bırakmış. O zaman filtre işini de özel sektöre bırak. Özel sektör yapıyor. Ki filtre ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Normal işte hani bilgisayara kurulan client side denilen filtrelerin şöyle bir görevi de var. Ki biz filtreyi sadece o filtreyi savunuyoruz. Yani ailenin bilgisayara çocuğu için kurmuş olduğu bir filtre. Burada çocuğu kontrol edebilme şansınız var. Hangi siteye girdi, ne kadar oyalandı, işte neler yaptığı gibi kontrol etme imkanınız olduğu gibi zaman açısından da kısıtlama imkanınız var. Akşam 7 ile akşam 10 arasında internete girebilirsin, diğer saatlerde giremesin gibi kısıtlamalar da yapabiliyorsunuz. Bu çocuğun ders çalışması, internet başından kalkıp sokakta oynaması, biraz daha sosyal aktivitelere katılması gibi şeyleri de teşvik ediyor. Hani sabahtan akşama kadar internette oturmasın diye. Bu daha güzel bir uygulama. Ama devlet filtresi bunu sağlamıyor. Zaten biz daha, sadece bu içeriği kısıtladık. Çocuk istiyorsa sabahtan akşama internet başında otursun. Nasıl güvenli. Evet. İşte bu anlayış da aileleri güvendirip çocukları internet zombisi haline de getirebilir. Çünkü yani bir sürü alanda böyle tam bir özelleştirme olurken bu çünkü. Alanda böyle merkezileşme de evet. Yani bayağı bir işaret veriyor. Devlet çok kolaycı ve baştan sanmacı. Evet. Yani hani olayı dijital medya okurluğundan ele alıp hani insanlara ve çocuklara gerçekten bir şeyleri eğitimleyip, eğitim diyoruz ama gerçekten bunun başı orası. Yani bunu eğitimle vermek, dijital medya okur yazarlığıyla verecekken, çocukları blog yazmaya, blog okumaya yönlendirecekken çocuk paketinde blog siteleri kapalı. Yani dolayısıyla çocuğu dediğin gibi Gökhan Ahi'nin sabahtan akşama internet başında dursun, o sitelere girdiği sürece sorun yok. Yani bu evet, çok baştan yani sağlamcı bir yöntem. Varlığımızı yok etmeye çalışıyor şu programın. Şey gibi ya, trafiğe çıkmak için ne gerekiyor? Ehliyet gerekiyor. Ehliyet için sürücü kursuna gidiyorsunuz, direksiyonunuz iyiyse, teknik bir standart bir bilgiyle testte yapıyorsanız sürücülüğe çıkıyorsunuz. Ama sürücü eti diye bir şey var. Yani sürücü davranışları modellemesi diye bir şey var. Yani bir sürücü trafiğe çıktığı zaman elini kolunu sallayamaz, işte yere çöp atamaz, birinin üzerine kıramaz, korna çalamaz. Hani bunların bir kuralları vardır. Bu kurallar öğretilmiyor. Evet. Bizde de diyor ki internet şu şekilde gireceksin. Ama internet etiği denilen bir kavram var. Yani sosyal medyada da bir biliyorsunuz. Bir Twitter'ın kendi içinde bir etiği var, Facebook'un kendi içinde bir etiği var. Kullanıcıların zamanla oluşturduğu bir evet, etik var. İnşallah burada onları da tartışmaya devam edeceğiz zaten. Yani bu programın amaçlarından biri de bu. Bu arada zamanımız bitmiş diye uyarı geliyor neredeyse.
son cümlelerinizi son, alabilir miyim? Son söz Gökhan Ayın'ın söylediği gibi, internet ilk Türkiye'ye geldiği günden beri hep söylediğim gibi, yani internetin kendi demokrasisi var ve kendi başına bırakıldığında internet demokrasisi yolunu buluyor. Aynı zamanda internetin ticari aktörleri de bir şekilde kendi içlerinde self-determinasyon, kendi kurallarını koyuyorlar bence. Devlet biraz az müdahale ilkesi gereği az yasa yaparsa bence işler daha iyi gidecek. Sizin var mı Gökhan Bey? Ben de devletlerin internetteki örgütlenmenin, kolay örgütlenmenin karşısında zorlandıklarını ve bunun için çocukları her zaman olduğu gibi bahane ettiğini düşünüyorum. Yani bunun önünde durulamayacak. Çocuk da bahane edilse, başka bir şey de olsa, internet Serhat'ın dediği gibi kendi demokrasisini geliştirecek, kendi bir takım yeni anlayışlarını geliştirecek. Hatta belki ileride Türkiye'nin anayasasında da internete erişimin temel bir insan hakkı olduğu yazılacak inşallah. İnşallah. Bir programın daha sonuna geldik. Konuklarımıza çok teşekkür ederim. Tam teşekkür da günün anlam ve önemine uygun olarak Allah sonumuzu hayretsin diyerek de kapatıyoruz burada. Hoşçakalın.